Mevlana Celalettin Rumi Karanlıktaki Fil Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için o kap karanlık yere bir hayli adam toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkanı yoktu. O göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar birisinin eline kulağa geçti. Fil bir oluğa benzer dedi. Başka birisinin eline ayağa geçmişti. Dedi ki, fil bir direğe benzer. Bir başkası da sırtını ellemişti. Fil bir taht gibidir dedi. Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu. Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, Öbürü Elif. Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki ayrılık kalmazdı. Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüğe benzer. Avuç bütün fili birden elliyemez ki. Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler gece gündüz denizden meydana gelir. Onları deniz harekete getirir. Fakat sen ne şaşılacak şey, köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun. Biz gemilere benziyoruz. Aydın denizin içindeyiz de gözlerimiz görmüyor, birbirimize çarpıp duruyoruz. Ey ten gemisine binmiş, uykuya dalmış adam. Denizi gördün ama asıl denizin denizine bak. Denizin de bir denizi var, onu sürüp duruyor. Ruhun da bir ruhu var, onu istediği tarafa çeker çevirir. Güneş, bütün varlık ikinini suladığı vakit, Musa neredeydi, İsa nerede? Tanrı bu yaya kiriş taktığı zaman Adem neredeydi, Havva nerede? Bu söz de noksandır. Bu sözün de bir neticesi yoktur. Noksan olmayan söz o tarafa, hakikat alemine ait olan sözdür. Fakat sana söylense ayağın sürçer. Söylenmese hiçbir şey anlamazsın. Vah bir misalle söylense hemencecik o misale yapışır, o sureti hakikat sanırsın ay yiğidim. Ot gibi ayağın yere bağlı hakikatte erişmez de bir elle başını sallar durursun. Ayağın yok ki bir yerden bir yere gidebilesin. Yahut çalışıp çabalayıp ayağını bu balçıktan hayatını terk etmekse senin için pek müşkül bir şey. Fakat ey yoksul adam, haktan hayat bulursan topraktan müstani olur. Bu balçığı o vakit terk edersin. Süt emen çocuk tadıdan vazgeçti mi yemek yemeye başlar. Artık onu bırakır gider. Sen topraktan biten taneler gibi yerin sütüne bağlanmış, ona alışmışsın. Kalplerin gıdasına alış da bu sütten kesilmeye bak. Ey hicapsız nurları kabul etmeye istidadı olmayan kişi! Hiç olmazsa harflerde gizlenmiş bir nur olan hikmet sözlerini duy, onları ye. Böyle o hicapsız nuru da kabul etmeye istidat kazanır. Gizli nuru da hicapsız olarak görürsün. Bu suretle yıldız gibi felekte seyreder, hatta felekten hariç keyfiyetsiz seferlere düşersin. Yokluktan varlığa geldin ya kendine gel. Geldin ama nasıl geldin? Sarhoşça hiç kendinden haberin yok. Geldiğin yollar aklında bile kalmadı. Fakat biz yine sana bir remiz söyleyecek, bir şey hatırlatacağız. Bu aklı terk et de hakiki akla ulaş. Bu kulağa tıka da hakiki kulak kesil. Hayır, hayır söyleyeceğim çünkü henüz hamsın sen. Daha ilk bahardasın, Temmuz'u görmedin bile. Ey ullar, bu cihan bir ağaca benzer. Biz de bu alemdeki yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Ham meyveler, daha iyice yapışmıştır. Ardan kolay kolay kopmazlar. Çünkü ham meyve köşke saraya layık değildir ki. Fakat oldu da tatlılaştı, dudağı ısırır bir hale geldi mi artık dallara iyi yapışmaz, hemen düşüverir. O baht ve ikbal yüzünden adamın ağzı tatlılaştı mı, insana bütün cihan mülkü soğuk gelir. Bir şeye sımsıkı yapışmak, bir şeyde taassup göstermek hamlıktır. Sen ana karnında çocuk halindeyken işin gücün ancak kan içmeden ibarettir. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu ben söylemeyeceğim. Sana onu ruhul kudüs bensiz söylesin. Hayır hayır, ruhul kudüs değil, sen kendin kendi kulağına söylersin. Orada hakikatte ne ben varım, ne benden ne başkası. Sen de bensin zaten canım efendim.'' Bu rüyaya benzer. Uykuya daldın mı kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Kendini duyar, dinler de, senden başka gizli bir adam rüyada sana söz söylüyor sanırsın. A güzelim yoldaşım, sen alelade tek bir adam değilsin ki, sen bir alemsin, sen bir derin denizsin. O senin muazzam varlığın yok mu? O belki dokuz yüz kattır, o dibi kıyısı bulunmayan bir denizdir. Yüzlerce alem, o denize dalar gark olup gider. Zaten burası ne uyanıklık yeri, ne uyku yeri. Buradan bahsetme. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir. Bahsetme de, asıl bu alemden bahse muktedir olanlardan dile gelmez, söze sığmaz bahisler işit. Bahsetme de, o güneşten kitaba yazılmaz, hitaba girmez sözler duy. Bahsetme de, sana bu alemden ruhun bahsetsin. Nuh'un gemisinde yüzgeçlik bahsini bırak. Bu bahse girersen Kenan'a benzersin. Bana düşman olan Nuh'un gemisini istemem diye o da yüzmeye girişmişti. Nuh ona, hey gel babanın gemisine gir de be hey aşağılık oğul tufana gark olma demişti. O hayır ben yüzme öğrendim. Senin mumundan başka bir mum yaktım diye cevap verdi. Nuh Kendine gel, buna bela tufanının dalgası derler. Bugün yüzme bilenin eli ayağı bir işe yaramaz dedi. Fakat Kenan dedi ki, yok, yok ben yüce dağa çıkarım. O dağ beni her türlü beladan kurtarır. Nuh, aklını başına topla, şimdi dağ bir saman çöpü mesabesindedir. Tanrı, kendi dostundan başkasına aman vermez. Dediyse de Kenan, ben ne vakit senin övdüğünü dinledim ki, benim de sana uyanlardan olmama tamah ettim. Senin sözün bana hiç hoş gelmedi ki, ben iki alemde de senden uzaktım dedi. Nuh, yapma yavrum, bugün naz günü değildir. Tanrının ne eşi var ne benzeri. Şimdiye kadar inat etmedin ama bu zaman nazik bir zaman. Bu kapıdan kimin nazı geçer ki? O ezelde doğmadı da doğurmadı da hakikatine mazhardır. Tanrı'nın ne babası var, ne oğlu, ne amcası. Oğulların nazını nereden çekecek? Babaların niyazını nereden duyacak? Ey ihtiyar, ben doğmadım, bana az nazlan. Ey genç, ben baba değilim, öyle pek salınma. Ben koca değilim, şehvetim de yok. Hanım nazı bırak. Bu hususta kulluktan, ihtiyaçtan, zaruretten başka hiçbir şeyin itibarı yok demekte. Dedi ama Kenan, baba yıllardır bu sözleri söylemektesin. Yine de söylüyorum. Cahil misin ne? Bu sözleri herkese ne kadar söyledin de nice soğuk cevaplar aldın, kötü sözler duydun. Bu soğuk sözlerin kulağıma girmedi, şimdi mi girecek? Artık ben bilgi sahibiyim, büyüdüm diye cevap verdi. Nuh, ay yavrum, bir kerecik olsun babanın öğüdünü tutsan ne olur dedi. O böyle güzel güzel nasihatler ediyor, Kenan da bu çeşit ağır sözlerle karşılık veriyordu. Ne babası Kenan'a öğüt vermeden usandı, ne o kötü oğlun kulağına babasının bir sözü girdi. Onlar böyle konuşup dururlarken bir çevik dalgatır geldi. Kenan'ın başından açtı, onu boğup götürüverdi. Nuh, ey sabırlı padişahım, eşeğin öldü, yükümü sel götürdü. Bana nice defalar sana mensup olanlar tufandan kurtulacaklar diye vaatlerde bulundun. Ben de safım, senin sözlerine kandım. Ümitlendim ya ama neden sel kilimini aldı götürdü, dedi. Tanrı dedi ki, o senin ehlinden yakınlarından değil. Kendinde görmedin mi? Sen aksın, o mavi dişine kurt girdi mi, çıkartmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Çıkarmalı ki vücudun onun yüzünden elemlere düşmesin. O senin oğlundu ama sen onu terk et. Benim bir şeyim değil de. Nuh dedi ki: "Ya Rabbi, senden başka kimsem yok. Sana teslim olan ayar sayılmaz. Sana karşı ne haldeyim, ihlasım nasıl zaten biliyorsun. Çayırlıklar, çimenlikler nasıl yağmura muhtaçsa, nasıl yağmurdan yeşerir, yetişirse ben de sana öyle muhtaçım. Onlar gibi senden yetişmekteyim." Hatta ihtiyacım onlardan yirmi kat fazla. Yoksul seninle dirilir, seninle neşelenir. Vasıtasız hailsiz senden gıdalanır. Ben de böyleyim işte. Ey kemal sahibi Tanrı ne seninleyim ne senden ayrı. Seninle keyfiyetsiz, sebepsiz, illetsiz bir haldeyim. Biz balıklarız, hayat denizi sensin. En iyi sıfatlı Tanrı, senin lütfunla diriyiz. Sen düşünceye de sığmazsın sebeple de izah edilemezsin. Bu tufandan önce de her macerada söz söylediğim sensin. Tufandan sonra da söz söyleyeceğim sensin. Ben seninle konuşuyorum. Ey yepyeni sözler bağışlayan ve eski sözlere sahip olan Rabbim, onlarla değil. Aşk gece gündüz, kah çadır yerlerinde kalan çerçöpe, kah harabelere hitap eder. Zahiren çadır yerlerinde kalan süprüntülere, çerçöpe yüz tutar, Onlara hitap eder ama kimi övüyor kimi. Şükür olsun tufan gönderdin de o süprüntüleri, o yapı bakiyelerini ortadan kaldırdın. Çünkü onlar kötü ve aşağılık binalardı. Kötü ve aşağılık yığınlardı. Bize ne sesleniyorlar, ne sesimize karşılık veriyorlardı. Ben öyle yapılar isterim ki onlara hitap edince daha gibi sesime ses versinler. De adını iki kere duyayım. Ben canımı can olan Ruhuma istirahat veren adına aşığım. Her peygamber senin adını iki kere duysun diye dağ sever. O alçak ve taşlık dağ farinin yurdu olmaya layıktır. Bizim yurdumuz değil. Ben söyleyeyim de bana yar olmasın. Sözlerim cevapsız kalsın. Sesime ses bile vermesin ha. Öyle dağı yerle yeksan etmek, insana hemden olmadığından onu ayaklar altına atıp ezmek daha iyi. Tanrı, ey Nuh eğer istiyorsan, bütün bu olanları yeniden ve tekrar dildeyim. yeryüzüne getireyim. Senin hatrını bir kenan için kırmam ben. Fakat seni ahvalden haberdar ediyorum, dedi. Nuh, hayır, hayır eğer beni gark etmek istesen yine hükmüne razıyım. Her an beni gark et, hoşlanırım bundan. Hükmün cana benzer, canla başla razıyım. Hiç kimseye bakmam. Baksan bile o bakış bahanedir gördüğüm sensin. Şükür zamanında da senin yaptığın işe sana aşkım. Sabır zamanında da kafir gibi hiç yeni yarattığına aşık olur muyum? Tanrı hükmüne aşık olan nurlanır. Yarattığına aşık olansa kafir olur diye cevap verdi. Hikayenin sonu.